Günaydın. Ben geldim. Evet, çayımız, tostumuz. Aşırı bir şekilde canım birkaç gündür rüyalarıma girecek kadar incir ve çayı çekiyordu. Annem hemen getirdi. Avokadomuz. Avokadoya çok büyük ön yargısı olanlar şimdi avokadoyu görünce hemen alıyorum. İki üç gün önce birinden almıştım. Böyle baharatlı bir şeyleri seviyorum. Burada sosis ve kaşar var. Normalde ben bugün menemen yapacaktım. Ama Ozan sabah kalkıp mutfağa gidip tost yapmış. Annemle tost yedi. Tek başıma olduğum için de ben de onlara uymak zorunda kaldım. Şu son zamanlarda böyle canımın isteyeceği şeyleri yiyorum. Ameliyattan sonra bir yıl falan bu tür şeylerden uzak kalacağım. O yüzden de şimdi yemeye çalışıyorum. Tost öğlen yemeği oluyor, akşam yemeği oluyor, sabah oluyor. Harika bir lezzet. Gece size selam veriyor. Sizin hayat nasıl gidiyor? Ben böyle pikniğe gitmek istiyorum. Bir de gün tabağı. Yani güne gitmek istiyorum. Böyle şey olsun. Eskiden yapıyorlardı, şimdi yapmıyorlar. Hayatım nasıl gidiyor diye sorarsanız kendi halimdeyim. Arkadaşlarım uzaklaştı. Ben de eskisi gibi onlar benden uzaklaşınca niye diye sorgulamak, onların peşinden gitmek yerine bıraktım. Kim bana gelirse gelsin havasındayım artık. Çünkü hep koşturmaktan yoruldum, ciddiyim. Tek taraflı olmuyor her şey. Videonun başına yazayım. Tost yapmadan izlemeyin. Dün akşam da tost yaptım. Dün dışarıdaydık. Akraba ziyareti falan işimiz vardı.
Saat 5'te geldi tabi. Normalde yemek yapardım ama çorba vardı. Çorbanın yanında tost yapayım dedim. Tost yapınca çorbayı kimse yemedi. Dışarı çıkacak gibiydik akşamda. O yüzden pek bir şey yapasım gelmedi. Akşam tost yaptım yayınla. Millet kalktı hemen tost yaptı. Gidem canımız çekti ya. Tokumama canım çekti. Ben avokadonun üstüne limon sıktım. Tuz döktüm. Pul biber ve karabiber koydum. Ve bu şekilde domatesle de. Çok iyi gidiyor. Zeytinleri de bize ziyarete gelen Hayriye abla yapmış. Eline koluna sağlık. Çok da güzel olmuş. Tostum soğudu. Isıtmalı abi. Bir şey çok merak ediyorum. Hiç tost sevmeyen var mı aranızda? Mutlaka vardır. Mide ameliyatı olmama karar verdiğimi duyanlar, "Aa niye oluyorsun?" tavrındalar şu an, biliyor musunuz? Neden korkuyorlar acaba? Ay çok güzelim be. Aklıma Murat'ın yaptıkları geliyor. Ben Murat'a ameliyat olmayacağım diyordum. Sen salak mısın? Sen niye olmuyorsun? Sen ameliyat ol. İşte herkese gününü göster. Geç onun karşısına. Bilmem ne bilmem ne de. Sana sümüğümü bir atmam dedim. Güle geldin. Murat söz verdi. Bana abi alacak. Gelinlik alayım dedi de ben dedim gelinlik çok pahalı istemiyorum. Ben evlenmeyeceğim dedim. Beni Kapadokya'ya o götürecek. Bugünlere hep beraber görürüz inşallah. Çok peçete kullanıyorum. Normalde kullanmam. Ama ekran karşısında olunca.
Süreci merak ediyor musunuz? Hani ben dedim ya burada paylaşacağım diye. Merak eden var mı? Ben şeyi çok merak ediyorum. Bir 30 kilo vermiş halime. Ben olduğunca uzak durmaya çalışacağım. Hamur işinden, şekerli şeylerden. Biliyorsunuz ki çoğunuz abur cubura hayatta dayanamıyorum. Peki tatlıya. Nasıl olacak? Bakalım. Sizce seneye bu zamanlar kaç kilo olacağım? Hadi bir tahmin edin bakalım. Dikkat edersen bence, sporumu yaparsam, uyarsam, iki lokma yiyip de üçüncüyü kendimi zorlarsam olmaz tabii ki ama o değişimi benden çok merak edenler de var eminim. Şöyle de bir tane incir yemek istiyorum. Bu arada bu inciri annem kendisi yaptı. Tüm tüm aldı ve ben normalde böyle şeyler sevmem. Ama annemin yaptığı her şey çok güzel. Reçellerde kayısı, şeftali hiç sevmem. Ayvayı ekşilik bir tadı var ya ondan yerim belki. En çok sevdiklerim çilek, incir, bu. Şimdi tostu görenler kırmızı sosu hatırlar. Kırmızı sos bitti arkadaşlar. Annemi yazın bir daha yapsın. Öyle. Bilmiyorum. Kendini nasıl hissediyorsun diye sorarsanız. Bir tuhaf yani. Nasıl hissettiğimi çok duygulanıyorum böyle. Ayşegül Hanım doktorun asistanı video paylaşmış. O videoyu görünce çok duygulandım. Hani ne bileyim. Ben hep karşıydım bu karara. Kimseye de önermeyeceğim. Ameliyat olun diye. Çünkü bana birisi önerdiği zaman ben çok kötü oluyordum. Kimseye bu öneri yapamam. Herkes görsün. Kendisi karar versin. Ben bu kararı vereli 15 hafta oldu. Yaklaşık olarak 4,5 ay yapıyor. Kolay değildi. İnşallah her şey çok 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 güzel olur. Sağlıklı olurum. Sağlığıma kavuşurum. Öyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yanımda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. İlgileniyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim benim için en ufak güzellik düşünen herkesin hayatını güzelleştirsin inşallah. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.